Herkese merhabalar. Excel'de hisse senedi portföy oluşturma serimize devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda hisse senedi sayfa şablonlarımızı oluşturduk. Verilerimizi internet üzerinden çektik. Maliyetlerimizi hesapladık. Diğer enstrümanlara göre karşılaştırmasını yaptık. Ve grafiklerimizi oluşturduk. Kar zarar grafiklerini ve hisse portföy yüzde grafiklerini. Bir önceki videomuzda ise temettü oranlarının hisseye yansıtılmasını görmüş olduk. Bunu da Koç Holding hissesinde yaptık, temettü hesaplamasını. Bu videomuzda bedelsiz hissenin maliyetimize nasıl yansıtabileceğimizi, bedelsiz lotlarımızı yansıtmayı göreceğiz. Yine faydalı bir video olmasını diliyorum. Temettü hesaplamasını sadece Koç Holding için yaptık. Burayı tüm hisselerimiz için alalım. Daha sonra bu çalışma sayfasını kopyaladığımızda diğer hisselerde yansımış olur. Bunları gelip şu şekilde hisse sayfalarına da yapıştırıyorum. Bizim portföyümüzde Koç Holding'de bir temettü ödemesi olmuştu ama portföyümüzde yer alan hisse senetlerinde bir bedelsiz ödemesi olmadı 2025 yılı itibariyle. O yüzden ben buraya bir tane hisse senedi ilave edeceğim. Örneğin şuradaki Tüpraş hisse senedi çalışma sayfasını sağ tuşta taşı ve kopyala diyorum. Kopya oluştur diyorum. En sona taşıyalım isterseniz bunu. Buna da bir isim verelim. Yine BIST 100 üzerinden bir hisse seçelim. Fortoto olsun. Fortoto bu sene bir bedelsiz verdi. Bedelsiz diye yazalım ki bunu bedelsiz için yaptığımız bilinsin. Yukarıya gelelim. Fortoto'nun değerini alalım. Evet, güncel fiyatını çektik. Şuradaki değerleri artık siliyorum. Şurayı silelim. Yine Fortoto'yu da Ocak itibariyle aldığımızı varsayalım. O zamanki piyasa değeri neymiş? 937 liraymış. Ben bunu nereden baktım? Bölündükten sonraki fiyatı farklı hisse senedinin. Google'a gelip günlük BIST bülteni yazarsanız Google'un içerisine şu şekilde günlük BIST bültenlere ulaşabilirsiniz. Buradan bültenlerin içerisinde hisse senetlerinin o günkü kapanış fiyatlarını bulabilirsiniz. Ben de bu bültenlerden buldum. Çünkü bölünmüş olarak fiyatı farklıydı. Buraya geldim. Kaç lot alalım örneğin? 50 lot almış olalım. Hatta şöyle bir şey de yaptım. Hani alış satış maliyetlerini kontrol edeyim diye belli bir fiyatta bu hisseden de bir miktar sattığımı farz edeceğim. Yine aynı fiyattan bir miktar daha alalım aynı gün. Buraya da 100 lot diyelim. Ve ayın 23'ünde bu hisseyi de sattığımı düşünelim. Kaçtan satalım bunu da? Oradaki fiyatları kontrol ettiğimde 956 gibi 50 lotu da buradan satmış oldum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bakın aynı tarihte aslında 150 lot aldım. Ama 150 lotu bu hizaya yazıp buradan 50 lot satarsanız geriye aslında 100 lotunuz kalıyor. Burada sorun yok ama şuradaki ifadede yanlış bir hesaplama görürsünüz. O yüzden şunu tavsiye ediyorum ben. Diyelim ki fazla lot aldınız, hepsini satmadınız, az lot sattınız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aldığınız lot miktarlarını en son sattığınız miktarı baz alacak şekilde bölersiniz. Satacağınız miktarı en üstte alırsınız, diğer kısımda altta kalır. Bu elinizde kalan lotu ifade eder. En azından ben 50 lotu bu fiyattan alıp bu fiyattan sattığımda ne kadar TL olarak kar edip zarar ettiğimi de buradan görebiliyorum. Bakın şurada da güncel değerini görebiliyorum ama tabi burada şöyle bir şey var. Bedelsiz olarak bölündüğü için bu miktar doğru bir miktar değil. Bunu şimdi normal miktara çevireceğiz. Bedelsiz olarak bölündüğü tarih neymiş Fortoto'nun? Bunu da görmemiz lazım. Bakalım şeye geliyorum. Buraya iş yatırım proto yazıyorum. Geldim buraya. Sermaye artırımlarına geliyorum. Sermaye artırımlarına tıklıyorum. 7-5-2025 tarihinde %900 oranında bir bedelsiz vermiş. Gelelim Excel'e. Burası 7-5-2025 tarihi olacak. Hatta şuradaki bedelsiz tarihimize de yazalım. 7-5-2025. Oranım neydi? %900. %900 olarak oranımı buraya belirledim. Peki %900 oranında bedelsiz verirse kaç lota sahip olurum? Onu hesaplayalım isterseniz. Buraya eşittir diyorum. Güncel lot miktarım çarpı bedelsiz oranım. Eğer siz önceye dönük bir hesaplama yapacaksanız, bedelsizden sonra lotları aldıysanız, çünkü o tarihten önceki lot miktarınıza göre bunu hesaplarsanız, şuradan seçebilirsiniz lot miktarınızı ya da buraya manuel olarak da yazabilirsiniz.
Demek ki bana 100 notuma karşılık kaç not verecekmiş? 900. 100 de bende var, 1000 not olacak. Peki 900 notu ben portföyüme eklemek istiyorum. Şuraya 900 not ekleyeceğim ama ben bu 900 notu kaç liradan hesabıma ekleyeceğim onu bilmem lazım. O yüzden hesaplama yaparken bir önceki günün kapanış fiyatını bilmem lazım. Bir sonraki günkü kapanış fiyatı ona göre belli olacaktır. Şimdi ben burada formül olarak hesapladım ama şuraya yeni değerimi girdiğim zaman şuradaki lot miktarım otomatik arttığında burası değişecek. Daha sonralarda baktığım zaman ben bu sayfaya burası bu sefer 9000 gibi bir değer alacak. Kafa karıştırıcı bir değer olacak. O yüzden ben buranın nasıl hesaplandığını, lot sayısını gösterdim. Ben burayı manuel olarak yazacağım. 900 lot geldiğimi burada biliyorum artık. Şuraya ben bu 900 lotu ilave edeceğim. Çünkü bana 900 lot verecek. Ne zaman verecek? Ayın 7'sinde verecek. Peki kaç liradan verecek? O günkü işlem gördüğü tarihten verecek. Ben geliyorum şimdi Google'a. Google'a diyorum ki 7.05.2025 tarihinde Froto'nun açılış fiyatı nedir? Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Yine 7.05 tarihindeki bülteni aldığınızda bir önceki günün kapanışına bakmanız lazım. Froto bakın kaçtan kapatmış? 877,50 liradan kapatmış. Yani %900 oranında bedelsizdi. 9 kat bölünecek. Bir kat da bende var 10 kat. Yani normalde 10'a bölünmüş olacak. Buradan da hesap yapabilirim. 877,5'ü 10'a bölersem 87,75'ten aslında benim ertesi günkü açılış fiyatım olacaktır. Bir bakalım öyle mi? Ben Google'a buraya yazdım. Aramalarını belirttim. Şöyle bakalım sitelerin içerisine girmeden de ön taraftan görebiliriz. Evet mesela burada yazmış. Bakın demiş ki bedelsizde bölünme sonrası 87.75 TL'den işlem görecektir. Teyit için başka bir tanesini daha bakalım. Evet burada da bakın 87.75'ten işlem göreceğini bize bildirmiş oluyor. O yüzden ben bu lotları kaçtan almış olacağım? 87.75'ten almış olacağım. Geliyorum buraya. Alış miktarım benim ne oldu? 87.75 liradan oldu. Peki ben bunları 937'den mi aldım? Hayır. Bunların da bu oranda düşmesi lazım. Bunun için de hesaplama yapacağım. Bununla biz temettü için hesaplamayı yapmıştık. İsterseniz şurayı kopyalayalım. Gelelim bunu. Şuraya yapıştırsak acaba hücrelerin büyüklüğü denk gelir mi? Tarihi tarihe getirelim. Şöyle bir öncekine yapıştıralım. Yani K sütununun olduğu yere yapıştırayım. Şuraya yapıştırırsam K sütununun olduğu yerde şuradaki tarih, şuradaki tarihe denk geldi en azından. Şöyle yapalım. Şuraya bedelsiz hesaplama diyelim. Bakın kaç tane tarihim olacak? 2 tane. Şurası artık bedelsiz hesaplamasına girmeyecek. Şu oranları hesaplayacağım. Şuradaki 2 tarihim. Ctrl C ile buraya alayım. Peki şuradaki satış tarihim de olacak benim. Ctrl C ile buraya da alayım. Şuradaki formüllerimi sileyim. Benim buradaki formüllerim şimdilik kafa karıştırmasın. Şuradaki formülüm de bu değil. Bunları silelim sonra tekrar yazarız. Şimdi benim buradaki formülüm ne olacak? Eşittir. C3 hücresindeki fiyat bölü parantez açıyorum. Bedelsiz oranım kaç? %900. Buraya bir tane de bende olacağı için artı 1 ekliyorum ve parantezi kapatıyorum. Aslında 10'da 1'e bölündü. Benim kapanış fiyatım neydi? 877,5'tu. 10 kat bölünmüş oldu 87.75. Ben buradaki fiyatı da aslında 10'a bölmüş olacağım. Neye böldük? Bakın 93.70, 937'yi 10'a bölürsem 93.70 çıktı. Şöyle yapalım. Şuradaki C3 için başına geliyorum. Klavyeden F4 yapıyorum ki burayı sabitleyeyim. Yani buradaki formülü aşağı indirdiğimde hep J3'ü baz alsın. Bunun da yine 93.70 olarak buldum. Şuradaki formülü CTRL C ile kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Burası da hangi hücreyi baz aldı? G3'ü baz aldı. Doğru mu? Doğru. 95,60. Ben burada kaç tane satış olsaydı ama nereye kadar? Bölünme tarihine kadar olan değerleri buraya almış olacaktım. O zaman ben burada ne yapıyorum? Artık şurayı hesapladığım için geliyorum buradaki değerleri kopyalıyorum. Buraya değer olarak burası önemli. Değer olarak buraya yapıştırıyorum. Şuradaki değerimi de alıyorum. Kopyalıyorum. Bunu da buraya değer olarak yapıştırıyorum.
benim artık gerçek maliyetim bakın ne oldu? 88,29 olmuş oldu. Bedelsiz içinde kullandığım formülüm bu. İstersen buradaki formülü de ne yapabiliyorum? Şurada bakın bir formülüm vardı. Şurayı kopyalayalım. Gelelim buraya. En azından formülü unutmayayım diye. Buraya yapıştırayım. Burada hangi formülümü alacak? C14 değil M14 olacak burası. Yani M14'teki formülüm bu. Bunu da kopyalayalım. Bu alış formülüm. Satış formülüm de ne olacak? Q14 olacak. Burası da Q14. Bunu yapıyorum ki formülümü gözümde görmüş olayım. Metin olarak yapamazsınız bunu. Çünkü eşittir koyduğunuz için direkt ben formül olarak algılayacaktım. Ama eşittirleri silerseniz buraya metin olarak da yazabilirsiniz. Bakın formüllerim bu şekilde geldi. Temettü hesaplaması olarak tabii burada bir değer gösteriyor ama burada temettü olmadığı için burası yanlış. Formüller burada gözüktüğü için, burada da bir temettü olmadığı için burası kafanızı karıştırmasın diye. Kopyalasak buraya bunu değer olarak yapıştırıp şurayı silsek eşittiri. Bunu da aynısını yapsak, kopyala desek. Silelim burayı. Evet bakın. En azından diğer Koç Holding tarafında duruyor. Burada bir işlem yapmadığımız için buradan görebiliyoruz ama burada bedelsiz yaptığımda burası kafanızı karıştırıyorsa işte formülleri burada. Bu formülleri buraya uygulayacaksınız anlamına gelecektir. Aynı işlemi burada da yapalım isterseniz. Kopyala deyip değerleri yapıştıralım. Ve gelelim eşitlerini silelim. Şuradaki değerlerin ortalamasına baktığım zaman ben buradaki hisseden %4,66 şu an kârda olduğumu gösteriyor. Eğer bu hisseyi almış olsaydık ortalama maliyetimiz de 88,29. Portoto'nun kapanışı neymiş? 92,4'müş. Evet, bir hesaplamamızı daha burada bitirdik. Bir sonraki videomuzda da bedel hesaplamasını yapacağız. Bu şekilde baktığımız zaman tablomuz, hisse senedi portföyümüz bayağı bir şekil aldı. Bu video ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Bundan sonraki anlatacağımız video hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videomuzdan daha çok kişinin bilgisi olması için videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Bu Excel kısmını ben size başlangıç videosundan itibaren adım adım yaptırdım. Excel'i hiç bilmeseniz bile bugüne kadarki olan videoları izleyerek güzel bir şablonunuz elinizde hazır olmuş oldu. Ama eğer yok ben yine de bu şablonu yapmak istemiyorum, nasıl temin edebilirim derseniz bu şablonun tam bitiş halini üyelere özel olarak açacağım. Oradan da isterseniz üye olarak indirme imkanı bulabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.